Kaç gün küs kaldınız böyle en çok? Yok ya, yatağa küs girmek yasak bizde. Yasak. Tabii. Yasak. Ha, küs girersin de ayrı yatmak yasaktır. Ayrı yatmak da değil. Ben her türlü ona sarılır yatarım. İstiyorsa sövsün. Sarılır yatarım ona. O zaman kavga esasında koşa koşa git yatağa uzan hemen. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sen bekle. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Bakırköy'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda harikulade bir katılımla, alkışlarla başlıyor. Sevgili Buğra, sevgili Esra, öncelikle çok şıksınız. Teşekkür ederiz. Ben sizi az evvel gördüğümde arkada bu kadar şık değildiniz. O arada ne oldu? O arada abi Trendyol... Hayda! Hayda ya! Bunları önden siz mi seçtiniz? Biz seçtik evet. Abi. Hemen geldi mi? Valla geldi, hemen bir gün içinde geldi yani, sıkıntı olmadı. Kargo falan gayet güzel. Sen X-Large misin? X-Large'im abi ya. Biraz. Valla göbek de var azıcık. Göbek de var abi. Siz hanımefendiciğim? Ben large'im. Birazdan kellemi alacak gibi bir haliniz var. Large'siniz sadece. Hiç, o kadar da durmuyorsunuz. Çok zarif duruyorsunuz yani. Teşekkür ederim. Ekran başındakiler, beleşçiler. Trendyol ben ve Trendyol Milya'dan beleşçi 20 yaz, 100 lira ve üzeri alışverişlerde 20 lira indirim kazan. Burası ilişki testi. Bunu niye söyledim hiç bilmiyorum. Kaç yıllık bir ilişki? 3. 3 sene. Yakınmış. Evlilik de var. Evlilik de var. Harikulade. Nerede tanıştınız hocam? Abi bizim biraz uzun bir hikaye ama hemen kısaca özet geçerek özet anlatayım. Geç, evet. Ya bizim ortak bir arkadaşımız var. Benim eski iş arkadaşım Aylin. Esra'nın da aynı zamanda eski ev arkadaşı. Tamam. Ben her zaman bir Esra lafı duyuyordum Aylin'den. Bir tanıştır sana falan diyordum ben böyle ama o sallamıyordu beni. Bir gün Aylin'in doğum günü için Esra beni aradı ama şöyle aradı. Bizim şirketi aramış. Sonra Buğra'yla görüşebilir miyim demiş. Çünkü bir tek beni tanıyor şirketten. Tamam. İş arkadaşlarına doğum gününe davet edecek, Aylin'in doğum gününe. Beni aramış. Ben de yokum o gün. İş görüşmesine gidiyorum başka bir yere. Sonra bizim sekreter aradı beni, dedi ki ya Buğra dedi böyle böyle Zeynep Işık diye biri arıyor seni dedi. Şimdi Esra orada bir dedektiflik çevirmiş. Aradığı sekreter arkadaş da Esra'nın arkadaşı aslında. Dolayısıyla sesini tanımasın, ismini tanımasın, ailene de söylemesin diye Zeynep... Bir bok anlayan var mı? Çok net soruyorum. Herhangi bir şey anlayan abi var mı? Abi ben buna çalışıp gelmiş halim bu ya. Abi rica ederim, ne çalıştın ya? Özet hali bu mu? Kuzum. Bu adamın Türkçesi yok derece kadar az. Sen Buğra'nın doğum gününe gelmesini kendin mi istedin? Şöyle bir durum oldu aslında. Ailenin doğum günü için bir organizasyon, arkadaşlar aradılar. Bir organizasyon yapalım ama kalabalık olsun dediler. Buğra'yla da birlikte çalışıyorlar, test yapıyorlar. Bilgisayar mühendisi onlar. Birlikte aslında test, senin iş arkadaşın. Birlikte iş yaptıkları için bir Buğra ismi sürekli duyuyorum. Aradığım sekreter arkadaşıyla da hani... Kız kıza muhabbette işte söylerse ailene diye bir erkek daha bu sırrı tutabilir diye Buğra'yla görüşmek istedim. Yeliz benim sesimi tanır. O yüzden ailenin doğum gününü kutlayacağız. Ailene sürpriz olmayacak diye. Hocam öncelikle senden özür dilerim. Sen meğer akıtıyormuşsun. Yani ben... Ben içimden kahkaha atıyorum abi yarım saat. Şu an sıtmaya razı oldum ben. Sen sıtmasın. Bu kadın ölüm. Sizin tanışma hikayenizi artık merak etmiyoruz. Nerede tanıştıysanız tanıştınız. Ailenin doğum günü diyelim abi. Allah'ıma çok şükür. Bir doğum günü var. Dur, doğum gününe gittiniz. Gittik. O gün tanıştınız. O gün. El alemi karıştırma artık. Tamam. Tamam mı? O gün dediniz mi? Ana ne güzel çocukmuş, ne tatlı kızmış. Yok abi ben açıkçası Esra'yı o gün yani gözüm görmedi bile yani. Neden? Ya çünkü kalabalıktı, muhabbet vardı. Çünkü daha vardı. Güzel kızlar vardı abi. İlk flörtöz buluşma. Abi şöyle oldu, o da Aylin sayesinde oldu. Şundan dolayı biz... Şirketi arayınca oradaki Yeliz... Bir de bir Yeliz geçiyor. Sıçacağım, onu hiç anlamadım zaten. Tamam. Şöyle oldu, WhatsApp'ta konuştuk doğum gününden sonra da. Ne yapıyorsun, nasılsın, günün nasıl geçti diye. İkinizin yalnız flörtöz buluşmanız hocam. Bir ay sonra Bağdat Caddesi'nde bir kafede. İkiniz. Evet. Hah, harikulade. O gün kim kimin elini tuttu? Kimse kimsenin elini tutmadı. Biz o gün başlamadık abi. Ha sonra. O gün tanışma yani, muhabbet nasıl geçiyor. Kaçıncıda başladınız? Onu anlatayım bak. Vallahi anlatayım.
Anlat baba. Yeniz'e kadar dayansın ama ne olur. Mossad hepsini sok araya. Evet. Sadece çok minik parçasını anlatacağım. Minik minik. Esra o gün dedi ki abisi asker, hala asker. O gün... Tamam tamam, bir şey yok, devam. Abisi asker de dedi ki benim abim hafta içi İstanbul'dan gidecek. O zaman İstanbul'daydı. İstanbul'dan gidecek. Ben o giderken tek başıma kalıyorum havalimanında. Çok üzülüyorum dedi. Çarşamba günü gidecekti. Ben de şirketten izin aldım çarşamba günü. Esra'ya sürpriz haberi yok. O zaman sevgili olacağımızın da yani bir şey yok. Sürpriz gittim. Ama giderken E10'a binmişim. E10'da mübarek bütün Pendik, Kaynarca her bir şey dolaşıyor. Kızın saatine yetişemedim. En son Kaynarca'da aradım. Ben geliyorum sürpriz yapacaktım da yapamadım diye. Ne oldu? Ondan sonra bekledi beni. Tabii iki göz iki çeşme abisi gitti ben diye. Sen ağlayarak bu adamı mı bekledin? Ben abimi uğurlamışım. Ağlıyorum. Beni aradı. Ben yoldayım, geliyorum. Ben de otobüs şoförüne abi parasını izin vereyim de bas diyorum yani. Kıza yetişeceğim diye. Hareketlere bak. Otobüs şoförüne mi diyor parasını izin vereceğim? Kaç bilet istiyorsan atayım ne olur. Düş şu akbilden. 20 düş. Oğlum bu neyin havası Allah'a seversen? Otobüste neyin havası? Bizde taksiye alamayayım. Kıza bir sürpriz yapacaksın. Otobüste gidilir mi oraya? Ya işte sürpriz saat, abi saat 4'te çıktım. 6.30'da abisi gitti ya. 2.5 saate gidemedim yani Sabiha'ya. Ha anladım. Ne oldu sonra? O gün öpüşüldü mü? Ya öpüşüldü. Tutuştu. Tamam sakin sakin. Öpüşüldü. Anası bile anlatıldı. Bir şey yok ya. buralar. Her zaman her yer. Tamam. Havalimanına gittin. Sen ağlıyorsun. Ben sarıldınız ağlıyorum. Mı? Sarıldık. Evet. Vay. Oradan nereye gidildi? Oradan Esra'ların evine gidildi ama... ya. Orası yanlış anlaşılmış. Aylin de evdeydi yani. Ya yine Aylin. Yeliz'in de bundan haberi olunca... Evlere teklifini kim etti? Buğra. Nerede evet. Ettin hocam? Büyükada'da. Sürprizin var mıydı? Ya abi şöyle sürprizim de vardı. Güzel bir konsept de düşünmüştüm kafamda. Ama ben heyecanlı bir adamım. O anda böyle otele yerleştik. Ya odaya yerleştik. Yüzüğü böyle çantadan çıkardım. Nereye koyacağımı bilemedim. Elimde görecek diye o anda gittim ettim. ya bütün plan program gitti yani orada. Ya şu bayağı zamandır... karşıda teyze falan çamaşır asıyordu falan böyle başka apartmanda. Öyle mi? Evet. Odanın içinde? Ya balkonunda, odanın balkonunda böyle benimle evlenir misin işte ömrümüzü. Konsept neydi? Ya planlamıştım akşam işte balıkçıda güzel bir keman eşliğinde falan bir şeyler yapacaktım yani. Yapacaktın. Ayarlamış mıydın kemancıyı? Orada ayarlayacaktım. Hocam sanki bu senin yıllardır söylediğin yalan ve biz de nasibimizi alıyormuşuz gibi. Yani bize kadar sirayet etmiş gibi yani. Ya kemancı, hiçbir şey düşünmemiştim. Kemancı haricinde hepsini yaptım aslında. Ne yaptın? Rezervasyon? Ya balıkçıda tabii canım rezervasyonumuz vardı. Gittik orada yemek, güzel bir yemek yedik. Rakı... Var mıymış rezervasyon? Vardı. Tamam. Rakı balık yaptık, muhabbet ettik. Güzeldi yani gece ama keman çaldırmadım. Zaten evlenme teklif etmiştim. Bir de keman çaldırmaya gerek yok deyip. Anladım. Diz çöktün mü? Abi onu da unutmuşum heyecandan ya. Çökmedi. Oğlum sen niye böyle yalancısın lan benim izleyicilerim? Hocam yalnız kaldığınızda aşk sözcükleri söyler misin? Söylerim. Ne dersin? Aşkım derim. Canım derim. Abi dümdüz bir adamla karşı karşıya geliyorum. Hayır vallahi öyle değil ya. Abi evde panolarım falan var böyle bayağı uğraştığım üstünde. Pano? Tabii ben hikaye falan yazdım Esra'ya. Vay. Tabii. Ne yazdın hikaye? Ya şu an hatırlamıyorum çok oldu. Aşkım diyorsun aşk sözcüğü. Aşkım bu. Diyorum aynen. Bir de panon var. Ya. bir tane de panon. Yok. Aşkım diyorum gülüm diyorum genelde. Gülüm? Aynen. Oh keko be gülüm. Ya ağzıma çok takıldı bu aralar ya. Gülüm ne oğlum ya? Vallahi ya. Ne gülüm ya? Vallahi. 2019'da iş, gülüm mü kaldı? Gülüm kalmadı ama abi, gülüm mü? İş yerinde de diyorlar abi yani. Bu ne kekoluk falan diyorlar. Tabii yani. Derler abi. Öyle mi açıyorsun telefonu? Ne yaptın gülüm? Ne yaptın gülüm falan diyorlar. Ne ya. Yapıyorsun gülüm? Oho! Kadife bir halı gibi aşk yemin ediyorum. Gülüm ne ya? Kuzum sen gülüm dendiğinde hoşuna gidiyor mu? Gitmiyor tabii. Gitmez abi. Kimin gider yani? O bana gülüm dediğinde ne haber acı diyorum ben de. Acı diyorsun. O canımı da sevmez. Sen aşk sözcüğü söylüyor musun? Ben de söylüyorum da işte aşkım, canım, hayatım. İlişkinin yani... dokunmatiği kim? Kim daha çok öbürünü mıç mıç öper? Ben abi. Harbi mi? Hareketlere bak. Ben abi. ne demek yani? Abi ben... O panoların dili olsa da konuşsun işte abi. Ya ben seviyorum dokunmayı ya. Tamam. Yani bayağı böyle hani otururken mesela televizyon izlerken içeride odadan gelip bayağı böyle sarılıp sıkıştırıp falan gidiyorum yani. Tamam. Peki dışarıda el ele tutuşuyor musunuz? Tutuşuruz.
Sokakta öpüşür müsünüz? Öpüşürüz. Burada hamleyi yapan kim? Sokakta? Yani genelde ben. En enteresan nerede öpüştünüz? Yani kalabalığın içinde bayağı öpüştük. Asansörde. Ama... Evin asansörü. Apartmanın. Evet, apartmanın yani asansörü. Çok öyle enteresan bir yerde denk gelmedi ya. Ha. Var mı öyle enteresan bir yerde öpüşen? Bırak bir çiftin önüne. Bak şu taraf dua okuyor. Ayet akıyor sokuyor. Bırak önüne. Merhabalar. Biz öpüşmüyoruz. İlişkiniz var mı? Sevgili misiniz? Ve senleri beraberiz. Tabii ki öpüşüyoruz da şimdi burada. Biz zaten burada öpüşür müsünüz diye sormayacaktık yani. Konumuz o değil. İlişki kaç yıl? Boş ver öpüşmeye. Çıkalım o konudan. İlişki kaç sene? 5 sene. Ne güzel. Evlilik var mı? Henüz yok. Aşk sözcükleri söyler misiniz? O bana hep gülüm der. Ortamın kalitesi gerçekten yanıyor. Bugün... Ama bu benim hep hoşuma gider. Daha da yanıyor şu an. Yavru Ceylan'ım falan da var. Rica ederim. Yavru Ceylan'ım. Gülüm, Yavru Ceylan'ım başka? Başka. Ben konuşayım. Nene Hatun'un başka var mı şey? Yok, iş daha kötü noktada gidecek. Abi ayaklar mısın? Hoş geldin hocam. Merhaba, hoş bulduk. Yavru Ceylan'ın mı dersin gerçekten? Yani ara ara bazen oluyor tabii. Başka? Farklı. Gülüm, Yavru Ceylan'ım. Gülüm'ü sevdiği için biraz sevdiğini düşünüyorum. Yavru Ceylan'ım çok nadirdir ya. Aklına nereden geldi hiç bilmiyorum yani. Aferin, arkasında duruyorsun bayağı açlıcıkların. Ne yapalım? Başka sıra dışı bir şey... Yok ya, böyledir. Evlilik konuşuluyor mu? Konuşuluyor tabii. Teklif var mı? Yok. Konuşuluyor ama ben duymuyorum abi genelde. Bu tarafta konuşuluyor, bir uğultu duyuyorum ama. Tam bilemiyorum. Güzel, 5 yıl çok da güzel bir süre hocam. Nasıl 5 yıl? Evet, artık zamandır diyoruz. Bakalım müsait zamanda inşallah güzel bir teklif. İnşallah müsait bir zamanda olur yani. İnşallah inşallah. Çok isterim. Dayım ya, benim kız istemeye gelmiş. Müsait bir zamanda nasipse ya. 3 kelimeyi anlatır mısın sevgili bana? 3 kelime. Sabırsız. Hayat dolu. Ne, hayat dolu? Evet. Ne güzel. Aşk dolu, sabırsız ve enerjik diyebilirim, evet. 6 oldu, 4'ü aynı. Çok tatlısınız ya, valla ikiniz de. Değişiksiniz yani. Beraber mi yaşıyorsunuz? Evet, beraberiz. Ha, güzel. Evet. Kim kime taşındı? Ya taşınma değil, aynı yerdeyiz. Aynı sitedeyiz zaten. Beraberiz diyelim. Yani birlikte mi yaşıyorsunuz? Cevabın aynı site mi? Evet. Öyle aynı diyeyim. Sitede yaşıyorsunuz ve bu birlikte yaşamak. Bir nevi öyle. Daireler farklı. Daireler farklı, aynen. Ha, tamam. Ama kimin kimde olduğunun bir önemi yok. Bir önemi yok. Doğrudur, aynı. Kim kimde daha çok? Ben daha çok Buket'in yanına gidiyorum herhalde. Ya orada yemekler, şeyler falan. Biraz daha konforlu, biraz daha rahat. Konuşurken uyuyacak gibisin yani böyle. Bir an dalacak gibi. Yemekler, ona gidiyorum. O da geliyor. Bitti mi herkes? Nereye gitti ya? Ne ara çektim? Telefonda ne olarak kayıtlı? Meleğim, başında sonunda kalp var. 2 tane. Ya sen niye böylesin? Hadi hadi meleğim. Özel Deniz gelmiş. Bu nedir? Meleğimmiş. Gülüm yazdı. Gülüm. Yavru meleğim yaz. Oradan çal. Bir, Yavru Ceylan'dan. Abi vallahi bir yere bağlayacağım. O en başta nedir? Yeliz muhabbeti var ya. İlk aradığında beni XXX diye kaydetmiştim numarasını. Sonra tanınmayan kişiye çevirdim. Sonra Esra, sonra Meleğim'e döndü. 4 kere değişti yani. Güzel. O sen ne olarak kayıtlı? Aşk. Aşk. Şeysi büyük. Şeye mi güveniyoruz bu kelimede yani? Sırtımızı şeye mi dayadık? A küçük mü? Küçük. Küçük. K de küçük. Evet. Çünkü şeyinin büyük olduğunu belirtmek için diğerlerinin küçük olması lazım yani. Hiç ayrılık oldu mu 3 yılda? Yok. Şimdi sizin yaşlarınız var. Evet. 3 yılda kısa bir süre. Belli ki birbirinizin ilk ilişkisi değilsiniz. Değiliz. Daha önce bir evlilik oldu mu? Hayır. Uzun bir ilişki? Yani 3 sene falan oldu benim. 3 sene. Ha. Peki o 3 senelik ilişkiyle evlilik konuşuldu mu? Yok abi. Gençtik o zaman ya. Kaçtın? Lise son falan.
İşte son mu? Demiştik abi. Abi 4 ila 7 yaşım arasında. O zaman 6'ımı yaşıyorum, o da yaşıyor. Ortak özelliklerimiz var. Yani işte 3 sene üniversitede bitti sonra o. Sonra üniversiteden sonra birer sene böyle oluyor yani arada. Ha, anladım. Ama ilk ciddi ilişkin diyebilir miyiz? Evliliği düşündüm, ilk ilişkim. Ve son ilişkim oldu doğal olarak. Evlendim yani. İlk ciddi ilişkin diyemeyiz. Yani evliliği Esra'dan önce hiç düşünmedim hiçbir ilişkimde, öyle. Anladım. Mi? Sen kuzum? Ben de düşünmedim. İlişkinin kıskancı kim? Vallahi. Kıskanç mısındır kuzum azıcık? Ya kıskanç değil de sahiplenen diyebilirim. Nereden anlıyoruz kıskançlığını seni? Ya ben hani sevdiğim her şeyi sahiplendiğim için başka kimse kullansın, başka kimse görüşmesin. Hayatım tuvalet kağıdı değil bu ama yani. Yani sahiplendiğim için kıskanıyorum, öyle söyleyeyim. Instagram'ı var mı hocam? Var. Şifresi var mı hanımda? Yok. Yok. Bugün ama istese... şey yapmışlığı var. Hani sen birisi senin fotoğrafını beğenmiş, niye beğeniyor? Kapat o Instagram'ını public olarak görünmesin. Private herkese görünsün açık bir ya ben bilmiyordum ayarını. Öyle bir şey varmış yani. Hani normalde ne Instagram şifresini bilirim, ne telefonunu alır karıştırırım. Öyle bir kıskançlığım yok, telefonlar yoktur. Hani hiç bilmem şeyini. Ne Facebook, ne Instagram. Hiçbir öyle sosyal paylaşımda, WhatsApp'taki konuşmaları. O tarz şeylere takılmam zaten. Ama profilinin açık olması ve böyle aptal aptal insanların fotoğraflarını beğeniyor olması rahatsız etti. Ya mini etekli bir kız vardı abi beğenen. Ne yapayım yani? Ben bir şey yapmadım ona. O mu beğenmiş? O beğenmiş fotoğrafı. Ben bilmiyordum public olduğunu benim. Herkesin beni gördüğünü yani paylaştığımı. Tamam canım. Nereden bileceksin yani? Ben niye böyle bir açıklama gereği hissettim şu an? Yani. Peki mini etekli diye niye vurguladın mesela beğenen? Hiçbir fikrim yok abi. İçimden geldi desem. Sen buna içten içe çok sevindin mi yani? Ben artık... Kavga eder misiniz arada? Ederiz. En sert ne çıktı ağzından? Yani böyle bayağı bir uzaklaştıktan sonra Esra'dan bir salak gerizekalı demişimdir. Uzaktan ama. Uzaktan. Korktun duyacak. Şu an yemez. Öyle mi? Çok zarif hareket bu. Ya hem tamam, o neredeydi, sen neredeydin salak ben derken? Ben bakkala gitmiştim, o evde. Bakkal! Bakkal da üstüne alıyor. İki tane tüsün gerizekalı ya. Salak abi bu. Bakkalda mı? Gerizekalı. Ben o evde. Aynen. Senden en sert ne çıktı kuzum? Göt. Göt. Ya olur. Sen de şey mi, markette mi yoksa yüzüne mi? Yok, ben biraz o konuda ilişkinin şeyiyim böyle, despotu, ağzıma ne gelirse söyleyen tip olduğum için. Öyle mi? Ben direkt böyle bağırırım. Ha, kavgada bağırıyorsun. Evet. Ya birimizin benim alttan alması gerekiyor. Benim ses perdem biraz yüksek. Ben alttan alıyorum, o biraz daha üstten geliyor. Bunu geometrik olarak bize anlatmış olmak bizi sevindirdi öncelikle. Şık bulur musun? Şıktır. Vallahi. Tabii. Şık bulur musun? Bulurum. Dikkat eder genelde giydiği. Metroseksüel midir? Evet. Yapar mı minik minik makyaj bir şey? Yok, makyaj değil. Kaş kendine göz. Bakım, hani yüz bakımı, işte cilt bakımı yapar, cildi kuru olduğu için. Hmm. Onun haricinde hani öyle çok şey değil de kremdir, şeydir, sürmeye özen gösterir koruduğundan kaynaklı olarak. O kadar şey. Hocanız seksi bulur musun? Evet. Valla. Özler misin? Özlerim. Güzel. Arzular mısın? Evet. Çok güzel. Buraya sorsaydık, şu an şimdi biz öpüşmüyoruz eğer bunu. Sevgilisini çok şık bulan parmak kaldırsın. Ne haber? İyidir abi, sen ne haber? Gayet iyi. Kaç zaman oldu? 9. Valla. 8 yıl. Say geriye. 7, 6. Aşık mıyız? Tabii. Çok şık mıdır? Şıktır. Vallahi. Çocuk var mı? Evli değiliz abi. Evli değilsiniz. Yok. Gülüşe bak oğlum, ben mi hatalıyım burada? Daha dur abi, yeni mezun olduk. 2 yıl oldu ya. Üniversitede. 41 yaşında gösteriyorsun sen. Niye böyle? Yalan mı, sen niye çöktün lan? Hayır, normalde de hep küçük gösteriyorsun derler gelen hastalar. Mümkün falan değil. Yalan söylüyorlar yani. Nereden mezunsun? Diş hekimliyiz. Üniversitesi. Ana! Yaş daha o zaman 24 falan. 25. 25. Aynen. 9 yıllık ilişki, 16'dan beri. Evet. Bu hesabı yapmanı bekliyordum ben de. Oğlum siz benden beklentileriniz biraz değişik, fark ettiniz mi? Ben ona 25 derim, 9 derim, kendi çıkarsın pezevenk artık ben. Sen her bölümü izledin mi gelmeden? Her bölümü değil ama geceleri böyle bir açıyorum şu son zamanlarda, özellikle geç yatıyorum. Geceleri uyumadan önce seni izliyorum. Ben de uyumadan seni düşünüyorum sıklıkla. Karşılıklı yani bu hissiyat. Demek ki karşılıklı. Ver bakayım.
olay karışmadan öbür tarafa. Hoş geldin kuzum. Hoş bulduk. Sen de gençsin bayağı o zaman. Evet, ben aynı yaştayız. Ha, aynı, sen de diş hekimsin. Hayır, ben diş hekim değilim, hemşireyim. Hemşire. Aynen. Ay ne güzelmiş ikinizin de meslekleri. Anlat bakayım 9 yıllık sevgilini 3 kelimeyle. Çok neşeli biri, çok eğlenceli biri. Yo. Başka? Çok eğlencelidir. Onun haricinde çok merhametlidir. Biraz da umursamaz. Nereden anlıyoruz merhametini? Yani bana olsun, hayvanlara karşı olsun, çocuklara, yani genel olarak her şeye karşı çok merhametlidir yani. Umursamazlığı nereden anlıyoruz? Genel tavrı. Çoğu şeyi umursamaz. Ver bakayım ona tekrar. Anlat bakayım 3 kelimeyle hemşireyi. Hemşireyi? Valla 3 kelimeyle anlatılmayacak kadar. Hareketlere bak. Yaptığın şovunu 6 kişi etkilen. Hadi bakalım devam. Ya aşk dolu. Demin bir abi söyledi onu. Aşk doludur gerçekten. Kıskançtır. Öyle güzel mi? Güzel kıskançlıklar yapar bazen. Hani neyini de kıskanıyor anlamıyorum ama işte. Demek ki gönül sevinci. Oluyor. Bir de... Sen zaten bana aşıksın. Kıskanırsan beni kıskanır. Yani. Aşk dolu, kıskanç. Ve huzur verir yani yanındayken. Huzur. Ne yapacaksın lan 25 yaşında huzuru? Sıçam huzuru 60'tan sonra lazım şimdi huzur. Ne yapacaksın? Vallahi haklısın. Konu bir anda bitti. Sana şöyle söyleyeyim. Haklısın, iyi akşamlar. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre, ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Canım Bakırköy. Hocam, dedin ki hanım biraz daha kıskanç. Evet. Kuzum, diyelim bu adam Instagram'da eski sevgilisinin storiesine sadece bakıyor. Ne like var, ne takip var, bakıyor. Şu anda bakıp bakmadığını bile bilmiyorum ki. Gördün baktığını. Bakabilir. Özgür. Öyle mi? Bakabilir misin hocam? Bakabilirmişim. Baksın o zaman. Baksın. Bizim ilişkimizde ben ona hiçbir zaman şunu yapamazsın demedim. Demem de. Bizde kısasa kısas anlayışı var abi. Ben Ukrayna'ya gidersem dönüşümde havalimanında karşılaşır, öpüşürüz, o İtalya'ya gider. Öyle. Sen Ukrayna'ya mı gittin? Birlikte gittik. Yavrum hayalini anlatıyor bana. Vallahi biliyorum. Birlikte gittik abi, o da geldi ya. Yok ya, geçen ay vallahi gittik. Anladım. Sen yani hiç sorun etmiyorsun bakmasını. Vallahi çıngar çıkarmazsın. Sen de mi bakarsın? Yo. Bakacak olsam zaten niye evlendim? Benim öyle bir niyetim yok yani. Ama bakmak istiyorsa da bakabilir, özgür. Allah Allah. Eski sevgilisi aradı. Dedi ki, Buğra. Benim dedi buradan buraya diktiler, biçtiler. Hastanedeyim. Aradım, kimseye ulaşamadım. Bana refakatçi kalır mısın dedi. Gider onunla birlikte, ben de kalırım. Seni istemiyor kız. Tek başına gidip refakatçi kalabilir mi? Kalabilir ya. Benim o huyum vardır yani, insanlara acırım. Üzülürüm acımaktan ziyade. Tek, yalnız. Yazık derim, gönderirim. Ben Buğra'ya güvendiğim için zaten hani hiç öyle şeyim yoktur. İstediğini yapabilir yani. İhtiyacı varsa gerçekten gitsin. Gider misin hocam? Refakatçi kalır mısın? Giderim abi. Senin bu tip bu fikirler acayip hoşuna gidiyor yani. Sen belli ki real hayatta bunun böyle bir gıdımını yaşayamıyorsun, tamam mı? Ukrayna'ya yalnız gitmek, eski sevgiliye refakatçi gitmek. Ben sorarken yüzünde güller açıyor senin yani. Sor abi, azıcık daha konuş. Bir daha bu konular açılmaz. Ne olur uzun sor. Ya abi, yapacak bir şey yok yani, daha yeni evliyiz. Tamam. O yüzden gider kalır mısın? Kalırım ya. Refakatçi. Ya ben de merhametli bir insanımdır. Yani üzülürüm, kalırım ama böyle çok da abarttırmam yani. Oğlum hastayım, ne yapacağım sana yani? Abarttırmam, soyunursa da. Oğlum hasta kız. Ama işte hasta numarası yapıp belki aklına düşmüş. Hareketlere bak, yine geldi bir hayal. Hasta numarasını belki beni ağına düşürecek. Belki bir saat sonra seks işçisi olacağım, bilmiyorum ismi. Abi öyle bir şey değil o. Hemen ağına düşürdü, dur. Giderim ya, giderim. Anladım. Hı. Gitmek ister misin? Yani isterim. İster misin? Ya isterim derken gönülden istemem abi. Gönülden isterim mi böyle bir şey? İstemem gönülden. İstemem.
Abi salak salak sorma. İstemem söyleyeyim işte. Kuzum eski sevgilin aradı. Dedi ki karakoldayım. Gel beni al. Kefaletim var. Kefaletini ödeyip gidip onu alır mısın? Almam. Öyle mi? Hocam sen giderse bozulur musun? Bozulurum tabii. Harbi mi? Tabii. Abi bitmiş bitmiştir ya. Hareketlere bak. Abi yani kurcalamaya gerek yok. Nokta koyulmuşsa koyulmuştur. Abi karpuz kabuğu kaçırmak yani olmaz yani böyle şeyler. Karpuz kabuğu kaçırmak. Ya o başka bir şeydir şu an. Karpuz kabuğunu kaçırmak ne olabilir mesela? Ne düşündün de bunu dedin? Karpuz kabuğu kaçırdın. Aklına başka fikirler düşmesin. Özeti ha, o. Aklına karpuz kabuğu kaçmasın. Öyle mi? Karpuz suyu kaçırmak mıydı o? Neymiş? Düşürmek. Ulan benim de ağzıma sıçtı. Düşürmek. Karpuz kabuğu yakalamak. Ne oluyor ya? Sence Esra dünyanın en güzel kadını mı? Değil. 10 üzerinden kaç veriyorsun hanımına? 8. Daha güzel olsaydı dedim bir fiziki özelliği var mı? Güzel değil de daha kısa olmasını isterdim. Daha kısa? Aynen. Ben şeyi çok seviyorum abi. Böyle omzunu atma elimi. Atamıyorum yani. Hadi be. Ben ona elimi omzunu. O benim namusum benim deyip çekiyor böyle. Derde bak. Kaç senin boy? 84. Senin kuzu? 78. Tamam. Abi şöyle ya şöyle. İşte. Hani kafa şurada olacak anladın mı? Şöyle. Senin aşktan anladığın burada bir kafa mı yani? Kafası sağ mememi geçmeyecek abi şurada. Ya, bu mu yani? Ya hayır şöyle yapacağım işte yani. Ama biraz daha aşağıda olacak Esra. Tabii şu an ben de bunu yapabildiğim için. O ya ben yapıyorum gitmiyor. Dur lan rahat etmedim ben diyor. Kendi atıyor elini mesela. Peki kaşı kaş gözü göz mü? Göz. Kaşı kaş gözü göz. Öyle mi? Kaşına gözüne 10 mu veriyorsun? Kaşına gözüne 10 veriyorum. O 2 puan da işte boyu çok uzun diye kırdım. O kadar? Tabii. Ha. Dünyanın en yakışıklı adamı mı? Değil. Kaç veriyorsun? 9. Yuu. Affedersin net oldum ama yani. 9 başka bir şey ya. Saçlar ama döküldü abi yoksa 8 ederim ya. Yok aga. Vallahi senin ederim abi. Abi gözler yeşil yapma ya. Sen benim kardeşimsin. Maksimum 5 yani. Sen benim canım. Ne yaptın abi? Abi öldürdün beni ya. Öldürmedim abi. Sen nereye... Ah yavrum benim güzel gönlüne bakıyorum. 9-8 sen kimsin ya? Evlilikten kilo aldım abi ben. Abi ne kilo bile 5 işte ben sana söyleyeyim 5. O da iyi günümdeyim diye 5 yani. 6 olsun. 6 yap. Ayağımız alışsın 6. Abi yok altım altı. Ne bokum altı. Nereye yaptın? Kısasın zaten sen. Hanımına elini atamıyorsun. 3 verdin lan şu an. Düştüm iyice. Beni bitirdin şu an. Ofiste var ya herkes 5 diyecek bana ya. Desin abi. Çok bile 5 çok da bu adama. Hocam fışt yaptın. Bir huyu değişecek. Hangi huyu? Abi fışt yaptım. 5 hak daha isterim. Sonra 5 tane değiştiririm. Vermiyorum sana. 2 hak verdim. 2 haksa... Fışt yaptın 2 hakkın var. Bir tanesi şeyi... Tez canlılığı. Bitsin gitsin yok olsun yani. Ne demek tez canlı hocam? Örnek ver bakayım. Abi mesela dün üzüm yiyordum ben masada. Üzüm. Ha aynen bayağı bildiğimiz üzüm. Üzüm yiyordum. Üzüm böyle havayla temas... Elimden kaydı. Havayla temasını kesti yere değdiği anda... Böyle dönüp baktım ne oluyor diye. Abi bu kadar kontrolcü ve böyle ani tepkiler ben alışık değilim. Rahat adamım ben. Üzümü düşürdü. Düşürdüm. Sese mi döndü? Aynen sese. Ne oluyor ya falan diye baktı. Ya bırak ya üzüm işte yani. Ben kalkar onu alırım orada. Sen almaz mısın hocam? O böyle bir baktı ben hemen aldım. Öyle mi? Tabii. Nereye düşmüş üzüm? Masanın dibine PlayStation oynuyordum. İki türlü insan var. Heh. Düşen üzümü çöpe atanlar. Ben yedim canım gömerim ben. Silip mi yedin? Elinle sildin. Ya bayağı. Onu da yapmadın. Ben 5 saniye kuralı var ya. 5 saniyede bir şey olmaz. Hocam bu abi bu çok bir... bilinen bir kural. Bilmiyor musun bunu? Bu hurafe. Duyduk bunu bize. Anladın mı abi yani? 33 yaşına kadar ölmedim. Herhalde bundan sonra bir şey olmaz. Dondurma yiyorsun. Onu da yalamam canım oradan. Tık diye düştü. 5 saniye içinde. Elini ağzına sokar mısın? Yok. 5 saniye ama. Külahta... Tık 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 tık. Hop. Külahtaki düştüyse almam. Magnum'sa alırım yerim. Neden? Magnum pahalı. İkna aldım ben. Doğru söylüyorum. Pahalı yani Magnum. Tabii. Bir tez canlı. Fışt yaptın. İki. Hangi oy? Abi iki de siniri biraz asabiyeti var ya. Vallahi. Var var. Nasıl yani? Ya bir tartışma oluyor. Ufak bir tartışma. Ya orada mesela şu an geriliyorum mesela. Bakıyorum acaba. Ay yavrum. Tamam. Aynen. Yani işte öyle. Ne oldu? Konu bitti mi ya?
Abi bu konuya girdim ama ben çok pişmanım açıkçası yani. Nasıl gideceğiz burada? Sen abi Esra'ya sor onu. Oğlum korkma bu kadar, ben varım, rahat ol ya. Yok ya, şakasını söylemiyorum. Ya dediğim gibi sinirleniyor. Çocuk ilk defa söz hakkı almış, yemin ediyorum bak yıllardır. Ya bir şey söylüyor, korkuyor. Abi bakıyor, bak bakayım, bakıyor mu? Ya vallahi bana ben bakıyor, böyle bak değildim ya. Vallahi burada böyle oldum. Tamam. Ya, evde vallahi esip gülerim ya. Hadi lan. Sinirlen, yani ne yapıyor sinirlenince? Ya bağırıyor, bir şey yaptığından değil yani. Bağırıyor ama ben şeyi sevmiyorum evde böyle. Bağırma sesi falan genel hayatımda sevmiyorum. Bu nasıl açıklama oğlum? Evde bağırma sesini sevmediğinden dolayı mı bu konuda? Ama çok bağırıyor. Sana bağırıyor. Ya bana bağırıyor, ortaya bağırıyor. Karşı komşuya bağırıyor. Sövüyor birilerini. Bağırıyor yani. Bağırıyor tabii canım. Sen ne yapıyorsun o durumda? Odana kaçıp ağlıyordun mu? Yo, ben de yok, bakkaldan laf söylüyorum, biliyorum. Bana bir dakika var, bakkala gidiyorum. Gerizekalı! Zile basmış geliyormuş, nasıl hayatım? Ha, anladım. Yok ya, ben bir şey demiyorum yani. Ben de dersem çünkü alevleniyor ortam yani. Yok, o hiçbir şey sallamadan PlayStation oynamaya devam ediyor. Ben odada bağırıyorum, bağırıyorum. Sesimi duymuyor, bir şey oluyor mi oldu diye gidiyorum, bakıyorum. Ya PlayStation oynarken oynadığım oyuna sövdüğüm için o rahatlatıyor beni. Ha, sen hanıma cevap veremiyorsun. Aynen, ben oraya... Messi'ye sövüyorum burada, aynen, öyle mi? Aynen, aynen. Lan niye atamadın o golü falan diyorum ya. Ha, o kadar. Sövüyorum, rahatlıyorum. Kuzum, fışt yaptın, bir uyu değişsin. Umursamazdı. Nereden anlıyoruz bunu? Vallahi biz evleneli bir sene oldu. Yani düğün olalı bir sene oldu. Daha fotoğraf çekimi yapacağız. Yapamadık. Cumartesi yapıyoruz abi, bekleriz. Yine bak başladı. Aa, fotoğraf mı çekiyormuş düğünde? İlk defa duyuyorum Mesut Bey. Yok, bu cumartesi. Bu cumartesi gerçekten dış çekimimiz var ya. 1,5 senelik evliyiz. Konsept mi? Konsept. Neymiş konsepti? Ne konsept? Sahilde işte... At var mı at? Yok. At ha, pahalı abi. Ucuz olsa yapalım. Pahalı mı at? Var mı katalogda atta? Tabii soruyor, söylüyorsun, getiriyorlar ama pahalı işte. At getiriyorlar sahile. Tabii. Aa. Sahilde ne yapacağız şimdi? Uzaktan koşacağız mı birbirimize ya, böyle? Kayalara mayalara otururuz işte, poz veririz. Bayağı da masraflı bir konseptmiş yani. Allah'ın kayasına güvenmişler. Yok mu yani bunun başka şeyi? Yok ya, şey ne kasına gidecektik? Hidiv'dir o. Adile Sultan. Adile Sultan. Adile Sultan, güzel yer orası. Oraya gideceğiz, orada da bir damatlık, gelinlik. Sonra sahilde de işte normal kıyafetlerle. Bir sene sonra. Biraz bir gecikmemiş mi hocam? Ya gecikti de işte hanımın isteğini kırmadık. Umursamaz dedim ya işte biraz önce. Bir buçuk senede sesimi anca duyurdum. Ama mesela bu düğünün de bir şeyidir, rutinidir yani, ritüelidir. Ya aslında düğün yerinde, hani düğün salonunun dışında dış çekim yapıldı. Ya ben onu dış çekim olarak görmüştüm. Ya zaten biz bunu ödedik hanımefendi yani. Öyle mi oldu? Ne yok, çektiler dışarıda? O düğün salonunun içinde, o paketin içinde mevcut olan ya, fotoğrafçının işte dışarıda kapının önünde çektiği 3-5 tane şey poz gibi yani. De böyle yeraltı düğün salonu değil. Ankara'da böyle bayağı bahçeli güzel bir düğün salonu yani. Tamam. Göl başında bayağı böyle çiçekli, bahçeli, bayağı büyük bir yer. Orada yaptırdık. Ben onu hani dış çekim olabilir diye düşünüyordum. Olamıyormuş. Konsept kaça patladı şimdi bu cumartesi günkü? Ya biz orada biraz 1-2 pazarlık 2-2 yaptık da 1-2-7. Kaçtan kaça düştü? 1,5 muydu? 1,5. Hay yapma! Abi 1,340'dı. Sıçarım ben böyle işe. 1,320'yi ayarladık. 20 lira indirdim. Ben indirdim. Estim gürledim, anladılar. Erişleri kimde? Genelde bende. Neler sende kuzum? Temizlik bende, çamaşır bende, bulaşık bende. Gerçekleri açıklayabilirsek lütfen. Neymiş gerçekler? Ya şimdi... Ya sağ olsun, her konuda yardım ediyor. Ya orası bir espri zaten yaş, de. Küçüklükten beri anam babam hep geç saate kadar çalıştığı için. Tamam. Elimden ev işi gelir. Yemek de gelir. O yüzden ben gocunmuyorum, yapıyorum yani. Hani tabii Esra'nın temizlik anlayışıyla benimki biraz uyuşmuyor. Hani mesela ben elektrik süpürgesini bir tur geçirdiğim zaman benim için gayet temiz oluyor. Ama Esra için mesela halının altındaki bir santimlik yeri neden almadın diye bir kavga çıkabilir yani. Öyle mi? Tabii. Yani sen temizlik yapıyorsun, üstüne o bir daha mı yapıyor? Ben normal insan temizliği yapıyorum, o biraz insanüstü temizlik yapıyor. Yani mesela geçenlerde falan, bir iki ay önce hangine, banyoda böyle kendinden geçmişken buldum. Kimyasalları dökmüş içeriye böyle. Böyle gözleri falan kararmıştı yani. Öyle mi? Tabii tabii. Çok, niye, nereden geliyor kızım bu? Başak Burcu. Burç'tan? Tabii. Başak. Kadın, Başaklar çok mu? Kadın Başak sıkıntı. Titizmiş. Kim Başak burada? Titiz misiniz efendim? Vallahi. Titiz miyiz?
Adam vallahi tüm bacaklar. Sen ne burcusun? Akrep. Akrepler nerede? Sidikli miyiz efendim? Evet pes sidikliyiz. Buyurun baba. Över misin hanımını? Çok överim. En son hangi konuda övdün? Vallahi en son hangi konuda övdüm? Ya klasik şeyleri söylemeyeceğim. Yemek yaptığı yemek çok güzelmiş falan demeyeceğim de. Yani hani bana karşı olan tutumunu her zaman överim ortamlarda. Yani hani annemlerle olsun, arkadaşlarla olsun. Yani bana karşı merhametlidir. Çok iyi kalplidir. Hani bağırı çağırı diyoruz ama onlar işin tuzu biberi. Yani ben bin kere gelsem dünyaya bin kere Esra'yla evlenirim yani. Ne oldu oğlum bir anda içeri? Orada değildik. Över misin? Bin kere gelsem bu kodumun dünyasında o benim gülüm gülüm. O benim yavru ceylanım. Ya kimle evleneceğim? Onunla evleneceğim tabii. Onu överken bir anda ilan aşkına buldun kendini. Sen ne ara bu kuyulara düştün? Dur acık. Bana örnek ver. Hangi konuda evdin en son yani? Ya en son işte yemeği güzel yapmıştı. Ondan övdüm. Klasik bir şey söylemeyeceğim. Yemeği güzel yapmış. İyi akşamlar. Anladım. Yemeğini övdün yani. Ha. Sen kuzum över misin? Över. Hangi konuda övdün en son? Dün gece övdüm. Anlayışından dolayı. Ne oldu bir yeri? Bak bunlar bir değişik ikisi de. Bin kere dünyaya gelsem, benim dede Buğra'yla evlenirdim. Ben biraz önce de dedim ya, saman alevi gibi birden parlarım yani. Hani olduk olmadık işte, o bardak niye oraya koydun diye bile bağırabilirim. O anki ruh halime göre değişir. Sen böyle o evde anlayışlı, daha misafirim anlayışlı. Ben geldim. Bardağı yok, masaya, misafire değil. Beyaz masaya koydum, kahve bardağı. Böyle siyah bir yuvarlak iz bıraktım masada. Hiç. İçeride girip kendini bıçaklar mısın odamda yani? Benim... Ne yaptın? Ne yaptı köpek? Bir şey diyemiyorum. Ama arkandan beni... söver ama. Söver mi? Söver. Bu kötü hanginiz çağırdı? Ne şimdi? Çok ayıp ya. Gelmeyeceğim ben size. Yok. Gelen misafir... Yok, gelemezsin zaten. Yok, yok. Eleştirir misin? Eleştirdim. Ne zaman eleştirdin en son? Dün akşam. Neydi konu? FIFA. FIFA. Ne oldu FIFA'da? İşten geliyor. Yemek yiyoruz. Saat 9. Gece 2'ye kadar yok adam. Her gece mi böyle? Her gün değil ya. Vallahi değil. Yani hafta 7 gün, 5'inde öyle. Aa. Şöyle açıklayayım. FIFA'da oynadığım oyunun modunda hafta sonu turnuvası diye bir şey var. Ve hafta sonu oynanması gerekiyor. Ben onu ayarlıyorum. Cuma gecesi geç yatıyorum. İnanılmaz bir kalpazanla karşı karşıyayız. Yemin ediyorum. Tamam. Cuma gecesi geç yatıyorum. Hanımıma ben zamanımı ayırıyorum abi. Cuma gecesi? Yani cuma gecesi dediğim mesela... Atıyorum Netflix'te bir şeyler izliyoruz. Sonra mesela o başka bir şey izlemeye başlıyor. Ben mesela geçiyorum odaya ya da monitörü getiriyorum, PlayStation'ı getiriyorum. Salonda ben de birlikte oynuyoruz. Bu arada böyle dediğine bakma. PlayStation'da 4-5 oyun bitirdik birlikte yani oynamıyor da değil. Öyle ben mi? Ben FIFA'ya... O FIFA'ya gıcık. Öyle mi? Tabii tabii. Oyun oynuyorsunuz beraber. Yok oynarız. Bitirdik ya tabii tabii. Eleştirir misin hanım hocam? Abi eleştiririm ya. En son hangi konuda eleştirdin? En son hangi konuda eleştirdim? İşte o özüm düşünce niye bakıyorsun dedim bizim. Yani. Böyle mi yaptın? Ne bakıyorsun? Hayır, neye bakıyorsun? Tabii öyle tabii. Yaptın? Ya o sırada aramızda monitör vardı. İşte monitörden dolayı göremiyordum yüzünü direkt. Şöyle kafamı kaldırdım, ne oldu falan yaptım yani. Ha, şey yani, sert çıktın. Tabii canım. Diyorum ya delikanlı abi evde gibi çıktın abi yani. Ben evde farklıyım. Estin gürledin. Tabii ben sana video atarım evden ya. Sen ne videosu abi? Al bak hanıma ne dedim. Bak gördün mü? Bak ne bakıyorsun dedim. O da pıstı. Diyelim kavga ettiniz. Kimin içine sinmiyor ve barışıyor? Net bir şekilde ben. Anına anına yalvararak mı? Yalvarmam canım. Ne yalvaracağım? Bu çocuğun yaşadığı hayatta, anlattığı hayatta alakası yok. Nasıl yalvarıyor? Anladık mı hep beraber? Yalvarıyorum. Kim yalvarıyor ya? Sen yalvarıyorsun abi. Biz anladık ya. Ya ben gider sırnaşırım, sarılırım. İşte hayatım, canım, bebeğim derim. Gülüm derim. Dede gülüm de. Ya o... İlk önce zaten şey yapmaz, sallamaz. Ne var falan yapar. Hı hı. Yani böyle bir 3 saat, 5 saat geçer. Haksız olduğunu ikna olduysa kendi kendine, şey yaptığında, düşündüğünde. Haksız olduğunu ikna olduysa gelir kendi sırnaşır bu sefer, öper, eder. Haklı olduğunu düşünüyorsa süründürür. Ha, kaç gün küs kaldınız böyle en çok? Yok ya, yatağa küs girmek yasak bizde. Yasak? Tabii. Yasak. Ha, küs girersin de ayrı yatmak yasaktır. Ayrı yatmak da diye. Ben her türlü ona sarılır yatarım. İstiyorsa sövsün. Sarılır yatarım ona. O zaman kavga istersin de koşa koşa git yatağa uzan.
Affediyorum, affediyorum. Sen bekle. O zaman barışılır öyle. Yok, ben o yatağa uykum gelip de gidene kadar ha, gitmezsin. Anladım. Gitmem. Tabii. Aynı anda yatağa girmiyorsunuz yani. Yok. Öyle uyku kültürünüz nasıl? Ya genelde girmeye çalışıyoruz. Ama işte benim FIFA oynamamdan, bazen onun Netflix'e dalmasından, bazen sapıtıyor işte yani. Ya tek de yatıyorsun, uyuyorsun. Yatarım. Öbürü geliyor, uyuyor. Abi ben zaten diyorum ya, kafayı koyduğum an yatarım. O yüzden aramam yani, hani biri varmış yokmuş. Sence de biraz iddialı bir açıklama olmadı mı? Biri varmış yokmuş, bana ne abi yatağımda yani? Yok ya, bazı kişiler mesela illa eşine sarılacak, böyle sokulacak falan. Bence öyle dalabiliyor ya uykuya. Sen de öyle bir şey yok. Ben de yok, ben o fosur fosur uyuyorum. Alışmadın yani. Tenine, kokusuna. Ben onları... Onlar ayrı. Ne diyor acaba şu? Bir dakika önce biri varmış, biri yokmuş. Ya benim umurumda değil ya. Kimle yatıyormuşum? Bakmam abi. Hayır abi bak, yataktaki yatışı, uyuma aksiyonunu pasta gibi düşün. Esra'nın kokusu teni çilek. Ne diyorsun ya? Abi pasta... Benzetmene tüküreyim, bu nedir? Pasta gibi düşün abi. Onunki bıçak. Ne diyorsun abi? Arıyorsun tabii de yani. Hani çok uykum varsa aramam. Ha, yoksa aramıyorum belli ya. Tendir, kokudur. Geçmişi sen oralarda. Anladım. Kim horluyor? Of. Hadi be. Of. Hanım, sen uyanıyor musun onun horlamasına? Bitiyor ya. Ben uyuyana kadar böyle işkence çekiyorum. Aynen duyduktan sonra duymuyorum. Aynen de yatağa giriyorsak o bana rica ediyor. Ben bir uyuyayım sonra sen uyu diye. Harbi mi? Tabii. Ana sen ne yapıyorsun o sırada arkada? Sarılıyorum. Ama sarılıyor sonra. Şey mi yapıyorsun yani? Bir şey yapmıyorum abi, sarılıyorum seni. Ya dur arasında diyeyim. Sürekli aklı fikri fuş. Onu sormuyoruz. Bu program 81 bölüm oldu. Hiçbir zaman sormadık. Arkasından geçiyorsun. Ooo ölüm soralım mı? Hayvan çocuğu muyuz biz yani? Ne zaman gittik o kadar yatak odasında? Deliye bak. Bir şey yapıyorum abi. Tamam yapma bana ne? Yap yapma, seni ilgilendirir. Orada değilim ben. Sana uyuma demiş ya. Sen arkadan sarılmışsın. Nasıl uyumamayı başarıyorsun arkada? Başaramıyor zaten. Ya bazen uyuyorum, bazen de sarılmıyorum. İşte dergiler falan oluyor yanımda. Işık açıyorsun yine. Ha ışık açıyorum, dergiye bakıyorum. Yine rahatsız ediyorsun kızı. Abi ne yapayım? İçeride oturayım diyorum, istemiyor. İçeride otursun. Otursun. Otur. Oturunca da, oturunca da FIFA'yı açıyorum. Oturunca FIFA oynuyor ama. Yani da hasta yavrum, dörde kadar sıçarım madem oturuyorum içeride. Sizce Esra Buğra'dan daha iyisini bulabilir miydi? Bulabilirdi diyenler o desin. Program tarihinde ilk. Hareketlere bak. Öyle bir şey yok. Dur bakalım, belki aynı sessizlik sende de olacak. Olabilir. Buğra. Allah'ım çok korkuyorum. Esra'dan daha iyisini bulabilir miydi? Bulabilir diyenler o desin. Seyirci abi, tarafsız. Ben 3 veriyorum sana, düştüm iyice. 5 çok vermişim ben. Nankör. Allah Allah, şaşkınım siz. Ne istediniz ya, ben anlayamadım herhalde. Şekerim, bence sen çoksun bu adama. Ben Esra'yı da diyorum ya, sen hani derdin illa biriyle evlenmek olsaydı talim çok olurdu zaten. Esra'yla bizim kafamız evlilik konusunda bir. Aslında karakter olarak bambaşka insanlarız ya, biz yani. Biz rahat olduğumuz için aslında, hani birbirimizi sıkan bir çift olmadığımız için. Ya bizim hobilerimiz mesela farklı. Neymiş? Ya işte ben Fenerbahçe'nin maçlarına gitmeyi seviyorum. O mesela evde oturup başka arkadaşlarıyla sohbet etmeyi seviyor. O da evde oturmayı seviyor abi. Onda öyle bir hobisi var. Duvarlara ben bakıyor. Ben bisiklet sürmekten hoşlanıyorum mesela. Ben bisiklet sürmeyi öğrendim. Mesela o seviyor diye. Ana, ben bilmiyordum. Aynı güzel hareket. 33 yaşında öğrendim yani. Gezdiniz mi beraber dünyayı? Of, her gün geziyoruz ya. Bisiklet aldık ya. Dünyayı lan. Ha pardon, ben galiba. Hareketlere bak, gezdiniz mi dedim ben. Her gün geziyoruz ya diyor. Nereye gittiniz beraber en uzak? Dünyayı gezemedik abi. Daha ilk başlangıç noktamız Ukrayna oldu. Ben daha önce gezmiştim ama onunla birlikte Ukrayna. İkiniz gittiniz. Tabii. Nasıl abi hanımla Ukrayna'da olmak? Abi güzel de ben beklediğimi bulamadım ya. Beklendiğinde belki bir problem vardı yani, o da olabilir. Ya yok, en son mesela döneceğimiz gün McDonald's'ta falan böyle oha ne güzel kızmış dediğimiz oldu. Bu arada Esra gösteriyor bana, ben bir şey yapmıyorum. Sen gösterir misin kızım güzel kız? Geçiyor şuradan, Esra göster bakayım. Esra kesiyor ben, ya. Ben geçiyor şuradan, daha geçiyor, göster bakayım. Geçiyor şöyle. Yani gördün mü? Ne güzel kaşı, kaş gözü göz yani. Ben yaparım.
Ben kız da gösteririm, erkek de gösteririm. Ya ben utanıp bakamıyorum bazen. Baksana baksana diyor mesela. Erkek gösteriyorum bana da. Gösteririm. İyi. Yani güzelse güzel demek lazım. Allah sahibine bağışlasın der geçerim yani. Ama Ukrayna beklediğimiz gibi çıkmadı yani o konuda. Oğlum bak sürekli değişik değişik tehlikeli cümleler kuruyor bana. Deli midir nedir? Abi hiçbir şey olmadı ya yemin ediyorum. Siftahımız yok gittik Ukrayna'ya. Hocam çok da hakim olmadığın birkaç arkadaşı var iş yerinde. Gidemez. Oğlum soruyu bitirmedim dur acık. Tatile gidebilir mi? Gitmesini istemem. O da sağ olsun bildiği için gitmez. Senin içinden o gülüm mülüm keko bir ara çıkıyor geliyor çıkıyor geliyor. Kuzum. Çok takip olmadığın kızlar var. Tatile gidebilir mi? Gider. Sen delir misin? Çok net. Ya ben Buray'a o kadar çok güveniyorum ki hani benim için Buray'ın yanlış yapma ihtimali sıfır. Yapmayacağını düşündüğüm için her şeyi yapabilirim. Ya ben Esra'yı herhangi bir konuda şüpheye ya da kuşkuya düşürmek istemediğim için yapmam. Çünkü seviyorum. Onunla ömrümü geçirmek istiyorum. Dolayısıyla da yapmam yani. Oh, hemen geldi bir tane romantik. Oh. Yaşlar kaçtı? 33, 29 beni uyardı arada. 30 değilim ben. Ha, 29'sun sen, sen 33'sün. Allah Allah, değişik. Hadi abi, puanlayalım. Domestik bir adam mı abi ya? Abi hiç değilsin ya sen. Vallahi evden işe işleneme ya, sor abi. Kendini yakışıklı zannediyorsun. Allah Allah. Domestik zannediyorsun. FIFA oynuyorsun. Domestik dediğin senin anladın FIFA. 8 saat FIFA ile oynuyorsun. Bu domestik değil ki. Of. FIFA'yı nereye koysam, internet kafeye koysam orası. İnternet kafeye oynayacaksın. Yok ya o kadar ya özleyip gelirim canım öyle şey olur mu? FIFA oynarken arada bir özleyip gidip öpüyor musun? Ya her yapar. Maç bittiğinde mesela gider mıncırırım geri gelirim. Her maç bittiğinde mıncırır mısın? Tabii. Aslı Çan 32 maçlık turnuvalar var ne kadar üzücü bir gece. Çok bir şey yok. Çağdaşlık 10 üzerinde. Ben kadına inanmadım. 9 üzeri diyenler o desin. Ortalama. Sadakat 10 diyenler o desin. Evet, bir bok yemiyoruz, net. Kendi aradaki eğlence düzeyi. 7 ve üzeri diyenler o desin. Hayda. Ne oldu oğlum? Herkes de bir inleme. Oh. Oh. 300 tane kolera gelmiş hareketlere bak. Oh. Ne oldu ya? 5 ve üzeri diyenler o desin. Ebesini ki bir zahmet herhalde 5. Bak ben sana 5 verdim mesela diye. hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Sevgili Esra, sevgili Buğra çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Eğer bu vakte kadar bu bölümü izleyip en az 3 kez kahkaha attıysan ve hala Mesut Süre İlişki Testi YouTube kanalına abone olmadıysan naif beddua severim. Hanımın yüzüne desin ki eski sevgilinin Instagram'ına bakabilirsin. Desin ki Ukrayna'ya gidebilirsin. Desin ki bekarla veda da striptizci getirebilirsin. Ama gerçek hayatta Buğra'nınki gibi bir hayatın olsun. Soruyu duyduğumda çok sevindim. Bölüm biter. Bay bay. Arkadaşlar ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hanımlar beyler ne yapmadık? İnsanlar gitti. Öpüştürüp barıştırmadık. Her programın bir uğuru vardır. Şimdi öpüşmezlerse belki bir daha asla öpüşmezler. O yüzden öpüşün barışın. Alkışlarla! Deyince nasıl alkışlar geliyordu önceden? Şimdi neden gelmiyor? Bu insanlar ketun diyor mu? No. Çünkü gittiler. Unuttukları bununla sınırlı kaldı mı? No, no, no. Trendyol. Trendyol. Ben ve Trendyol. Milya'dan 100 lira ve üzeri alışverişlerde 20 lira indirim kazanıyorsunuz. Nasıl mı? Beleşçi 20 koduyla. Aklı gidiğin sunduğu ilişki testi bitiyor. Bay bay.